Ve Lades'e girdik. Bir şeyi uzattı. Aldım verdim mi bir şey diyorsun demedim. Direkt ilkinde verdik yani öyle bir. Neyse devam yani. Ne anlatıyorum oğlum? Siz neye girdiniz bana? Ne anlattırıyorsunuz? Bu ne? Yahşi Twitch belgeseli. Yarrağı yedik. Rakun makun mu var şimdi? Henüz ortaya çıkarılmamış binlerce türle burası dünyanın keşfedilmemiş son sınırıdır. Bu büyük ve vahşi bölgede rekabet çok çetindir ve hayvanlar hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Salak mısın? Amazonya'nın orman çatısına hoş geldiniz. Salak benim delikanlı. Kimekin su doldu. Discord geliyorum DC, dur DC girmeyi unuttum lan harbiden. Umrumda değil. İyi ki bitti. Avuçlarında. Eray'ım nasılsın Eray'ım? Bura toplantı ya, koşturmaca biliyorsun. Siktir git aman abim, ne toplantı, ne yaptın ağzını uyudun aman. Çıktım geldim, işim vardı iki. Ondan sonra yayın açacağım dedim. Twitter'a girdim. Seni Allah belanı vermesin ya. Ya baba ben seni kime şikayet edeceğimi de bilmiyorum. Bu nasıl bir sistem oldu amına koyayım ya? Ya oğlum geri zekalı. Ben sana bugün aslında bir güzellik yaptım. Prime time'ı sana bıraktım. Masa ben mi olacağım yani masa bugün? Masa bugün sensin Eray'ım. Akşam eyvallah, gece sendeyiz. Geleceğim ha, yayına da geleceğim. Tamam. Şöyle yapıyoruz o zaman. Saat 11'de Galatasaray maçı var ya. 11'e kadar sen bir yayını kapat da biz de açalım 3-4 saat. Sonra takılırım ben o zaman, olur mu? 11'i niye koydular oğlum bugün maçı? Arayayım sorayım mı amına koyayım şeye? İptal etsinler istiyorsan. Şey yayına mayın açacağız diyelim. Kimle maçı? Şeyle Kayseri ile oynuyor UEFA'da. Olaya bak amına koyayım Kemal. Ne olay ya? Ne biliyor musun? He. Kayseri ile Galatasaray bu eşleşti amına koyayım UEFA'da. Playoff'larda inanılmaz. Bizim bu şey Valo takımının gittiği şey gibi mi? Yabancı SMB ile eşleştik ya. He şey Barcelona şey EMEA gitti. Orası şey. O ne demek ya? Ve sen ya ne demek bilgi ya? Sen nasıl bilgi amına koyayım? Bir şey öğret o zaman, doğru söyle. Ben söylüyorum. Ne diyorsun amına koyayım? Sen ne diyorsun oğlum? Lan manyak, ben burada bilmiyorum. Lan araştırmasın. Lan sen araştır o zaman, bana anlat bilmediğin bir konuyu da. Bir kere de olsa sen anlat arasın. Ben anlamak zorunda mıyım? Evet. Niye? Doğru diyorsun gerçi. Kusura bakma evet, hocam. Sen de kusura bakma hocam. Biraz yükseldim. Doğru. Harbi doğru diyorsun. O benim orospunum. Şaka bir yanı vardı. Barcelona ile Galatasaray maçı var. Evet. Evet. Ben kimle ne ayıp ettim abi. Galatasaray maçı var. Galatasaray Barcelona maçı. He. Niye güldün oğlum? He tamam he. Ya sen de. Ya Kayseri Kayseri Galatasaray daha okeydi. Anladın mı? Oğlum doğruyu söyle. Bir şey diyorsan doğruyu yemin söyle. Yemin ediyorum Barcelona Galatasaray maçı var. Yemin ediyorum. Ha, yemin ediyorum doğal oylar oluyor bak kafana ya. Ya bro ben sana bir tane atayım gideyim yatayım amına koyayım. Vallahi bile böyle olmayacak ya. Yemin ederim ben delemiyorum ya. Emniyet müdürü şeydeydi. Gördünüz hocam. Emniyet müdürüm, sayın müdürüm, polisim. Kendisi beni canlı yayında 15.27-10.03.2022 sularında tehdit etmiş olup başıma herhangi bir şey geldiği durumunda da Eray Özkenar'dan 10 bin dolar talep ediyorum. 10 bin dolar mı? Ethereum cinsinden. Kaç Ethereum var bro? Sende. Bro var bir şeyler, sen niye karıştırıyorsun orayı anlamadım ki. Kaç lan? Var oğlum bir şeyler, neyi karıştırıyorsun? Kaç sene zenginsin? Birikim mi yaptın oğlum? Orası zaten hala zengin de. Birikim mi yaptın koçum benim? 1.5 Ethereum'um var hesapta. O çok oldu lan öyle şey yapmasaydın. Salak yarın bir gün 100 bin dolar olsa ne yapacaksın bir Ethereum? Mal. Şimdi öyle düşünme. He sen bu 8 sene önce Bitcoin alan adam gibi mi düşünüyorsun şu an? Anladım hocam. Devam. Ekranım açıkken sakın odadan atma bak. Baştan söylüyorum Eray'ım. Bugün düzgün geçinelim seninle. Arkadaş olalım, dost olalım. Ananı amına koyalım. Sövünce de niye sövdü bu çocuk? Ana avrat küllüğü hiç yakışmıyor bu ağzına. Gibisine. Kanka baba, kusura bakma sen ama. Sen bir laftan anlamıyorsun. Yani ben bu yayını 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca ama, benim sana tüm tamam, sövdüğüm. Birine mi alınmadın ya? Kanka yemin ederim hiç alınmadım. Bak şu zamana kadar dediğin hiçbir şey alınmadım bak, yemin ediyorum sana. Valla bir daha yapacağım ama kanka. Açıyormuş. Yaran bacın olursun masa. Ya niye ya? Ya neden ya?
Ya neden bunu yapıyorsunuz ya? Ya ben en son ağlayıp Nimo'ya gideceğim ha, bu olacak amına koyayım. Geçen diyor ki akşama yayın açacağım diyor. Bir baktım amına BBL Espor'un maçı var. Ben harbi gideceğim ya. Dedim iddialısın, izlenirsin dedim, iyi. Şey değil mi bir de kanka, benim ayrı bir kitlem var ya. Orası 500 izleniyorduk amına koyayım. Ayrı bir kitlem var ya diyor. 250 izleniyor amına koyayım. Sonra ağlıyor gelip. Orası çocuklar nereye gidiyorsunuz diyor. Lan onu karıştırma lan. Kalar İfet. Devam. Ya mal oğlum, belgeselimizi ya çıkarmışlar. Gel izle de kendi yayında izlememiş gibi yaparsın. Aç lan, ne izle şey amına koyayım videomu. Aç bakayım. Belgesel. Ha, izlemedim ben. Şafak sökmeye başladığında ormanı ürkütücü bir çığlık kaplıyor. Benzer bir çığlık buradan çok uzak. Ya bu ne baba ya? Belgesel deyince ben de güzel güzel hani old new falan yapıyorlar da böyle ah be abi ah lan falan oluyoruz ya, öyle bir şey zannettim ya. Bu taşak geçmesin ya. Dur bir. Uzaklarda Kaliforniya'nın iç bölgelerinde de yankılanıyor. Çok geçmeden de büyük bir koro ona katılıyor. Merdem Hazır Ere. Sus bile ona. Nemin ve ısının azalması sesin daha uzaklara iletilmesini mümkün hale getiriyor. Otuz bile doymadan. Onu pipin niye arkaya dolap koymuş? Ne diyorsun? Pekuy. Pipin niye dolap koy? Dolap mı koymuş? He. Ne dolap oğlum? İçeride yer mi yok acaba? Ne dolap oğlum? Nerede dolap? Manyak lan mısın? Lan geri al bir tek. Geri al bir tek. Gerizekalı Red Bull'dum. O ne oluyor kanka? Onu nasıl niye oluyor lan mesela? Salak Red Bull dolabı. Red Bull içiyorsun ya yayınlarda. O soğuk tutuyor. Yanında hemen şey yapıyorsun. Alıyorsun geliyorsun. He. He. Ben dedim içeride yer mi yok? Lan doymadan. Bak salak mısın lan? Oğlum oldu. Düzgün konuş bak ha. Aa, ne yapacağım ya ben? Çıkayım mı yayından? Bu kurtlar Sarıkamış yakınlarında yaşıyor. Sağlıklı ve iyi beslenmiş oğlum, görünüyorlar. Oğlum şu zamanlar Kemal 10 numaraydı değil mi lan? Ya orası şu hikaye zaman oldu da. Ya bak bir drama yaratma artık. Sikiyse mi lan? Burada tilkiye de rastlamak mümkün. Boz ayı ise bu bölgede kurtların karşılaşabileceği en güçlü rakip. Ayı kış uykusundan önce iyi beslenmek zorunda. Buyur kardeşim, seversiniz sizin ırk. Oğlum sen hasta mısın lan? Kurtlar sayıca üstün ama ayının gücü karşısında temkinli olmaları gerekiyor. Allah çok korktum ya. Kurt sürüleri birer aile gibi. Sürü üyeleri arasında güçlü bir bağ var. Kevaşe! Aptal! Yaprak! Aptal! Yaprak! Abi, yayın aptal! Yaprak! Yavşak! Pardon. Günler gerilim ve heyecan dolu. Çünkü tilkiler için kur ve çiftleşme zamanı. Sen niye kimsel ağabeyim burada? Kanka horoz çocukları beni dallıyor kanka yayın. Benimle dalga geçiyorlar kanka ya. Oğlum böyle böyle gitsin abi. Eş bulmaya çalışan erkekler arasında kavgalar olabilir. Eşleşen tilkilerse bu süre içinde birlikte yaşayacak. Ya bu ne kanka ya? Bu ne ya? Bebeğim dur be. İlkbaharda dünyaya gelecek yavruları büyüyünce ayrılacaklar. Çık dışarı! Ya sen çık, ben çocuğum yayınını yapacağım. Çık amına. Ya siktir lan amca. Siktir lan. Borneo'nun hiç keşfedilmemiş ormanlarının derinlikleri vay fark ya edilmemek ve yaşamlarını sürdürebilir. Özge ablanın story'e bak. Ne oldu lan? Gördün değil mi? Ah be abi be. Ne ah be abi? Ne oldu yine? Hiç öyle olay yaratayım benim drama. Şimdi he pozitif çıktın diye. Özge'ye bir geçmiş olsun. Ne? Dileklerimizi iletelim. Geçmiş olsun. Kim pozitif çıkmış? Pozitif Azu oldu. Yenezer. Korona. Azunya. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Büyük ihtimal Ankara muhabbetinden. Çünkü Uludağ'da sadece Jurox, ben,
Şu kolar gelmedi. Kim geldi kim gitti lan, ben çok sarhoştum da oğlum. Burada tam kafamda yok, orası silinmiş biraz yani. Altımda donum yoktu işte. Geçmiş olsun. Dur şuradan. Şöyle bize ağlamalı şeyi gönderip geçmiş olsun dedik bakalım. Emojileri de. Aleyvatıcın aynen öyle. Aleyvatıcın. Oğlum bu var ya Kemal çok piç bir insan ha, yemin ederim. Ayrıca neyi düşündüğünü gördüm de. Ya kanka ben ne söylemeyeyim ya da onu ya, boşver. Devam. Eray'la sarıla sarıla geziyorlardı. Eray da kontrol. Evet evet bak Eray. Sen hani hay ananı Ankara... koyayım ya. Ya şimdi hay ananı namına öksürüyorsun kaç gündür ya. Kaç gündür öksürüyorsun diyorum ki bir şeyin var mı orospu çocuğu, boğazım ağrıyor diyorum. Kanka şöyle ya. Bir şey oldu. Biz şimdi Ankara'daki arkadaşlarımızla, belki korona olup bilmeyen vardır. Zaten korona olup oraya gelip o riski taşıyıcı, öyle bir şey düşünemiyorum da zaten. Adam belki bilmiyordur falan, o an taşıyıcıdır, sana da bulaştırmıştır Eray. Sen çünkü bayağı aralarında da kaldın ya insanların. Ya ben kendi isteğin dışında kaldım kanka. Benim zaten. Lan gerizekalı oğlum, bunu güzel anlamda kullansana. Halkın yanındaydım da izleyicilerimizin ha, arasındaydım. Oğlum ben zaten manyak. Bir şey söyleyeceğim, ben size inanılmaz meze ettim zaten. Niye lan? Ben şey dedim, ben dedim bilerek içeri girmiyorum dedim. Ben senin için buradayım dedim. Asitte. Sonra Tolga abi kaçırdı beni amına koyayım. Oradan beri. Bir halkın adamı varsa o da benim. Yayın cici diyorlar. Ne yayın cici'ye? Niye öyle diyorlar? Bir şey cici değil oğlum, Twitch mi çöktü? Baba şunu ne zaman, ben yemin ediyorum şu yayına şu saatte girsem yayın cici oluyor, şey cici oluyor ya. F5 atmayın diyor. F5 atmayın. Şaka mı? Ben attım da yalan söylüyorlar kanka. Allah Allah. Oğlum siz evet, manyak sigara. Bunlar bir arada nasıl bu şakayı yapıyor ya? Sigara alıp geliyorum. Tamam. Tamam. Allah Allah. Kemal ne? Kemal'e sahip çık. Ya sikerim onun belasını. Siktirsin gitsin dönsün lan evine artık. Şey diyor, siktirsin gitsin dönsün evine diyor. Kemal mi diyor bana? Evet. Acıktı onda kalayım bakayım, acıktı ona da anlıyor. Tamam o zaman Kemal, ben gönderiyorum Ebo'yu sana. Tamam lan hallederiz onu Eray'ım, kalsın siz ya bir kalın bakalım, Enes'le işimiz var, onları çözelim orası gelsin sonra. Orası bir buçuk aydır bende kalıyor. Geldi buraya, her şeyi mahvetti zaten. Hayatımda doğru düzgün bir şey gitmiyor ya. Aaaaaan! Ya mal masiri yapma sen de. Vuracağım, bayılacağım, kaç yaşına gelmiş yaptı hareketlere bak ya. Yalancı bak, şerefsiz herif, orospu çocuğu niye yalan atıyorsun ya? Kim mi yalan atıyor? Yalan atıyorsun. Onu ya. Öyle yapamazsın işte. Oğlum onu öyle yapamazsın. Sen kimsin mi? Benim evim istediğin kadar, ben seni gitmeni istemiyorum demedim. Ya amına koydum, ben istediğin kadar kal derim ya, sen de bir iş git. Susun abi, gitmek istiyorum dedim, o gün elinden tuttun gitmiyorsun. Bu arada burada Ebo'ya katılıyorum. Bu arada Ebo'ya katılıyorum, Ebo'ya beni çevir. Sus çeneni yani sikeceğim artık ha. Şu Ebo'yu... Lan hayır onu çevirme, şu dediğimi çevir. Ebo'ya burada katılıyorum. Ebo'nun kendisi dedi ki ben de döneceğim kanka artık. Eray değil, ben yalnız kalamıyorum kanka. Benle kal, gitme, etme falan. Ne yapayım yalnız söylüyor. Kalamıyorum. Buraya gelir soğuğu yapıyorsun ama burada. Ne yapıyorum yalnız kaldığım zaman ağlıyorum amına koyayım. Ben yastığa de sarılıp. Kardeşim bu zor zamanlarımı atlatsın. Özür dilerim, duygusal bir insan olduğum için özür dilerim amına koyayım. Senin yapacağın set bolsun anasını sikeyim, izle şu videonu. Ya bu ne kanka ya? Tamam devam. Bu arada seni duyuyor Ebo ona göre. Bilmek için sayısız hileye başvuran çeşitli hayvanlarla dolu. Borneo'da yaşayan yeşil kertenkelenin rengini çevredeki yapraklardan ayırt etmek neredeyse imkansız. Bu da onun dört bir yanını sarmış olan avcılardan başarıyla saklanmasını sağlıyor. Birden çok yakınlarda bir başka dev kertenkele olduğunu fark ediyor. La oğlum adama niye kertenkele demiş ya? Sakince hiçbir şey yapmadan durabilse belki de hiç yapamam. Niye kertenkele demiş lanca? Telifi yiyecek şimdi. Olmayacak. Dev kertenkele biraz daha yaklaşınca sinirler pes ediyor. Her zamanki yeşil renk yerini göz alıcı kırmızı bir tona bırakıyor. Bir anda renkli ve kolay bir hedef haline geliyor. Yağmur sayesinde ortaya çıkan silinçler hemen tüm... Kanka bu bence belgeselin en güzel yeri burası ya. Kanka bir anda böyle adım atıyor ya bir de o çok... Bak şimdi bak bir anda... Yağmur sayesinde ortaya çıkan sivrisinekler hemen tüm hayvanların baş belasıdır. Şak! Hiçbiri onun o sivri iğnesinden kurtulamaz. Hatta kalın derili dev kertenkele bile şikayetçi. Durdur bir gel al. Ne? Tamam saçlara bak bir durdur. Geri al bir. Tamam.
amına koyayım. Hatta kalın derili dev kertenkele bile şikayetçi. Annenin boyunda parçası mıydı lan? Yere böyle sıfır. Ne yapalım? Gün geceye teslim olurken aydınlık dünyamız zifiri karanlığına bürünür ve garip canlılar ortaya çıkar. Çoğu hayvanın en hareketli olduğu saatlerdir bunlar. Ama onların gece sürdürdükleri yaşam insanlar için hala gizemini koruyor. Bunlar çok özel yaratıklar. Kemal bir şey söyleyeceğim. Bro, bugün siz bence hasta mısınız? Yok bilerek yapıyorlar kanka. Geçen bana da aynısını yaptılar. Bugün sana oynuyorlar. Ben sana söyleyeyim ha. Bence kapatalım yayını. Oğlum sıkıldınız mı? Ne yaptınız evde amına koyayım? Açtık yayını işte. Oğlum ben sabah bunlar böyle mi? Sabah böyle mi oluyor ya bunlar? Bunlar böyle oluyor sabah. Enerji koyuyorlar amına koyayım. Ben anlamadım ki. Bu ne anlamadım ki ya? Gelip böyle benden şey çıkarıyorlar siniri bir de. 2017'ye döndü amına koyayım chat ya. Ay geldi. Sırt içindeki hayvan. Hava karardıktan sonra dünyanın en büyük yırtıcı kuşlarından biri de kendine özgü ötüşüyle ortaya çıkıyor. Ama bu genç erkeğin hala biraz büyümesi gerek. Yeter be. Suların çekilmesini yengeçler ortaya çıkarak yani garip gösterilerle. Ya sen niye artık iyi giysiyorsun? Ben anlamıyorum sen. Allah'ım. Yani inşallah gözü sen kimi kendini kanıtlamaya çalışıyorsun? Ben anlamıyorum i̇nşallah ya. İnşallah kendine gelir Allah'ım ya Rabbim. Kemalcan kardeşime bir şey olmasa yayın 2 saat daha uzasın amına koyayım. Ya, ya şuna lütfen Instagram'dan yazın. Kızlarınızı artık yazın şuna ya. Bu, ben anlamıyorum ki kanka bunu ya. Hep bir ilgi o da. Geçen 60 SS story'si atıyor. O anda şey istiyorum. Kemal... Moralim bozuksa 6 kız geleceğiz evine. Aynen. Evet Suudi'ye gözüm acıştı ya. Şuram. Bak orası bir şeydi. Orada Baran da yazıyordu sana. Baran'ı niye okumadın? Orada Abdullah 22 var. Abi varsa bir şey gelelim diyor. Kimsenin zikinde değil çocuk. Utanmasa boş yapacak. Utanmasa boş yapacak. İkinci gün. İkinci gün. İkinci gün bunu köpek arıyor. Ya gerizekalı. Benim YouTube'dan bana dün bir tane video izletecek Eray. Tamam mı? Benim YouTube'dan gelmiş bir baktım. Allah. Tövbe tövbe. Saçma sapan bir şey yazıyor search'e videoyu izletebilmek için. Dedim girme bunu sen ya. Sen yanlış anladın oğlum. Ne yanlış anladın oğlum? Anladın Allah Allah. Ben yarın sana o videoyu açmayacağım diyorum. O video öyle bir video değil diyorum. Kanka benim YouTube'dan açmayın bir şey kanka. Ama Amerikan pastasının cut skinleri çok güzel olur. İyi. Ne yazdı ya şey bana niye sövüyorsun falan yazıyor böyle manyak. Allah ne sövüyorsun oğlum var ya bu autotune onu açacaktım ağladı amına koyayım. Yazma diyorum benim search'ümden öyle bir şey ya. Sonra... Lan ne olacak yazsana ya. Ya millet yanlış anlayacak başka bir yerde başka bir şekilde görünecek bir şey olacak ya. Allah Allah. Baba bu adam ben tövbe. Yok ben bu adamı şey bilal, polis. Selamun aleyküm aleyküm vay selam aleyküm, ne oluyor selam, burada. Vuruyorum şak şak şak. Diyorum var taşlar. Diyorum var taşlar. Ya Cyber sen ne biçim bir adamsın amına koyayım. Dün bizim evden çıkıp gecenin bir vaktinde Beyond'a gitmişsin amına koyayım ya. Gecenin bir vakti gidilir. Harbi kanka. Öğlen mi gideydim? Doğru gittin amına koyayım. Doğru diyor mantıklı la. Öğlen mi gitsin adam klava doğru. Doğru. Haklı. Devam. Doğru söylüyor harbi lan. Ve kutlamaya başlar. Doğru bir şey diyemezsin. Erkekler koca göbekleriyle biraz daha yavaş hareket ediyorlar. Yaparım bilim. Aman Allah'ım. Benim gözü kara deliyim. Yaparım semayı da yakarım ben bulurum. Erkekler muazzam bir kıskaç sen dansı sergiliyor. Gel gel. He? Sen niye erken yayın açtın? Orospuluna sıkıldım. Hayır hayır. Akşam ne yapacaksın? Sıkıldım olmaydı akşam planım yok. Tamam daha artık planım bura. Bugün mü şeyin sahnesi? Evet. Ya beni salın amına. Allah Allah beni ya. Beni salın ya. Artık tamam. Beni bugün salın ya. Bugün mü saybırım? Var artık planın bura. Of 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 of. Gel gel gel. Gel gel gel. O günün mü sahne? Evet. Az siktir. Evet. Beni kabine koyacaksınız mı DJ kabine?
Allah tamam gel sen de iki çifte telli çal amına koyayım. Furkan'a şey yapayım mı? Kanka şunlara bassana bir diyor. Adam orada amına koyayım performansını yapıyor. Patlıyor herkes. Ben yandan şöyle yapıyorum. Bunlara da şuraya kurulan falan yapıyorum. Bak şey diyor şunu hiç ileri ittirmedin diyor orada bir şey yok. İnanılmaz amına koyayım ya. Devam kes. Böylece bölgelerini belirler ve dişileri etkilemeye çalışırlar. Eray bu yapalım mı lan bu performansı? Vallahi yapılabilir bak aslında. Harbi. Toplu toplu yapmamız lazım bence bunu. Bana Ankara'da şeye gidin dediler Kemal Latife neydi? Eğlence varmış bir tane. Ya şu artık Türkçemizi öğren gel nerede öğreniyorsun nerede? Şimdi bana Ankara'da Latif şey nereye gidin ya dediler bro. Ya. Dur neydi? Hayır mekan değil eğlence ismi varmış. Kadıköy uzun. Oğlum daha bir cümle kurmadın ha. Herhangi bir soru işareti abi. Koymadın herhangi bir nokta da koymadın cümlenin sonu. Bir bitir aman oğlum onu bekliyorum. Tamam bekle bir bitireceğim. Heh. Lan böyle dans mans ediliyor rakı içiliyormuş herhalde. Lalif abi miydi, yine... Latif miydi, neydi? Kanka sayma, yine bir cümle çıkmadı kanka, yemin ediyorum. Kanka var her ya, şey birleşti. Ya siktir git uyuyor, sarhoş mu uyandın, ne yaptın, dün ne içtin, ne yedin amına koyayım ya. Git bir uyu 2-3 saat kestir gel ya. Allah Allah. Ya yok oğlum, Pavyon eğlence mu? Türü ya. Hayır, eğlence türü. Eğlence türlerini say. Ya bu ne? Sıra gecesi. O ne demek ya? Bak, fasıl fasıl he. He fasıl. Eğlence türü. Hanımefendi selamlar size akşam bir eğlence türüne biz götüreyim. Sen hiç fasıla gittin mi? Oğlum manyak mısın biz fasıl yapmadık mı şeyde? Yayında fasıl yine yaptık ya manyak değil mi? Oğlum o fasıl değil ki. Fasıl olur mu böyle? Çiğ köfte yoruldu ortada sonra erik dalı çevreye toplandı dansız gel çalgılar mallar canlı. Abi o zamanlar iyiydi be. Mini fasıl. Oğlum o sıra gecesi değil mi? Mini fasıl olur mu işte? Ha o sıra gecesi mi oluyor? Evet. Fasıl kasılma sen fasıl kasılma. Vuruyorum tak tak tak. Yiyorum her taş ya. Devam. Muhteşem muhteşem. Yakınlarda bir kedi gözlü kuzey yılanı var. Mal mısın? Anan mal. Çocuğu. Onlar rakunların şey akrabası. Şunu bak, şöyle bak. Atmak için o sweet'i alacağım Kemal. Aa geldik bak ya ben size ne dedim daha başında dedim ben size ya. Mal mısın? Anan mal, çocuğu. Onlar rakunların akrabası. Hayvan krallığında hiç görülmeyen bir davranış sergiliyor. Beyaz çorap giymiş ya bir de Eray Batıcın görüyor musun? Dişileri etkilemek için iki kişilik bir gösteri. Diğer hayvanların aksine bu erkekler dişiyi kazanmak için hiçbir şey yapıyor. Güneşte yayılarak ısınması gerek. Ama bu onu tehlikeli bir duruma sokuyor. Hop girdi göte. Of. Of. Bu ormanda. Aman aman aman. Bir benim başıma geldi. Gelmiyor kanka ya. İşte beklediği an geldi. Hah geldi. Çoğunlukla yemekte yetişkin kurbağa yer. Ama atıştırmalıklara da hayır demiyor. Ay. Oğlum eleman ne yaptırmış ne yaptırmış. Bu ne? Karadeniz'in neminden kaynaklanan... Aa o gece yemek istemişti de tanıdık biri çıkmıştı o getirmişti değil mi? Evet kanka aynen. Oğlum yollar aynen. Falan kapalı da, ya var aynen, mı lan? Aynen. Restorant aynen, şey aynen. Olan var mı bizim chatte? Aynen. Kemal. Var mı bizim chatte ne aradım indiş ederiz. Nerede serseriz? Badicizim hani. Nerede badi? Şöyle baktım kafamı şöyle bir çevirdim de. Ya sen bugün niye adamı şaka! Bakın siz de az önce şaka yaptınız. Şaka! Nasıl oluyormuş şaka? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Türkiye'nin en gür ve canlı habitatlarından birini oluşturur. Ama güneş batınca bu cennet Avrupa'nın en ölümcül yılanlarından birinin av alanına dönüşür. Belirgin desenlerine rağmen bu yılanı diğerlerinden ayırt et. Sen niye adamı laf atıyorsun ya? Den şey yüzündeki özelliktir. Orospu çocuğu sen beni kandırdın mı? Ne? Hava çıktı.
Arkaya oyuncak silah bile koymak yasak dedin. Oğlum adamda airsoft var. Airsoft. Airsoft'u özel şey alıyor, izin alıyor adam. Gerçek boyu olarak ya. Airsoft. Airsoft oyuncak. Oğlum onlar. Oyuncak. Ya gerizekalı. Yapılan şey bir mi Allah aşkına? Sen bana ne dedin? Ya şimdi boncuklu tabancaları ala birbirimize tıkar. Kim sıkarsa. Gözümüzle çıkabilir bir şey de olabilir anladın mı? O yasak bro. Birine böyle doğrultu oğlum, doğrultu onu bir şey yapmak. Onu var ya sıkmadan önce buzluğa atalım kanka manyak oluyor lan o. Eskiden Allah yapıyordum. Allah. Ben de yasak dedim ama bakayım. Yasak yani bro, anladın bundan mı? Bundan çok güzel content olmaz mı eski mahalle günleri? Content'e bak amına koyayım ya. Bir de benim evde yapılacak bu content. Olaya bak. Benim eski evde saklambaç oynuyorduk ya büyük diye hatırlıyorum. Ama bir şey diyeceğim 10 numaraydı bence o. Adam bir şey numara zannediyor. Ben sizlerin geldim dalga geçmiştim. Oğlum ben bayılıyordum ya şeye girdim saunaya girdim. TikTok diyorlar. Ayberk TikTok, Ayberk TikTok. Saklanayım diye saunaya girdim bayılıyordum aman abim sıcaktan. Ayberk TikTok ne ya yollayın bakayım. Bilmiyorum hiç bilmiyorum. Enes'im katılamıyor mu oradan şeye chat'e? Yolla bakayım. Enes'e bir tane PC bulduk evde. Onunla şimdi onu kuruyor. Aman akım o evde arasan her şeyi bulursun ki. Kırdavatçı gibi evi var aman akım. Kırdavat, kırdavat. Link atın link özelden. Maestro'cun özel diyor. Abi ben hemen araştırıyorum. Özelden gönder bak. Benim ödüm açıkça. Hamza kurbanının kimyasal izin yakalıyor. Aman! Ona kendini tanıtmasını öğret. Bunu yapacağını ama karşılığında bir şey istediğini söyle. Bu onu doğruca hiçbir şeyden şüphelenmeyen avına götürecek. Ya bak bunun sonundan kötü bir şey gelir. Oğlum bize baksana. Ya oğlum bir rahat duran buna koydun bir rahat dur ya. Ben niye bugün duruyorum? Ben niye bu saatte aman oğlum yayın açtırdınız ya? Ya Allah Allah. Bu galiba öğlen yayın açınca kimse bu, bir şey demeyecek zannediyor bunu. Oğlum rahat dur bir ya. Ha dur suda ala attı suda ala. Aşk değil de nefes. Bu aşk değil. Çok ne kadar güzel bir hareket ama niye öyle? Aşk değil de nefes. Ulan bu TikTok'un aynı sırmet çeksem anama bacama söveceğim piç kurusu. Dalga geçiyor benim TikTok'larımla bir de gelip piç kurusu ya. Ya siz TikTok'tan abi bu ne lan? Bu ne kız? He gamer kız anladın mı? Değil mi? He tabi tabi. Tabi Sude'da tabi bulmuşsunuz burada da olayı bulmuşsunuz kızımız ünlü. Kimisi Sude'da ne? Benim de TikTok'larım var. Ben bu squat TikTok'u hala nasıl tutmadı anlamadım. Ayberk'in, Ayberk'in bir yollasanıza merak ettim neydi ya. Ama banyo yemeyeceğimiz bir şeyse yani. Bence cinsel pozisyonlardan girelim artık. Yani. Artık banyum girelim mi diyorsun? Artık yeter yani. Direkt gel fırça yeriz. Direkt fırça yeriz. Evet yeriz. Dünyadaki en sıra dışı hayvan olmalı. Manyak manyak konuşmayın. Tamam. Kemal. Ne sakıncası olabilir? He. Atıyorum özelden. Direkt yolla videoyu bakayım. Attılar amına koyayım. Bro videoyu değil linki at linki. Video video indirmem lazım. Ne bileyim linki mi? Yeter şu bilgisayarı 35 kişiyle ortak kullanıyorum be. İndireyim bu bunu. Denedin mi sen? De ben indirip bu sana aşk... attım ama. Aman aman. Bu aşk değil de ne? Yalla dur, yalla dur, hayırlısı. Yalla, yalla, yalla dur. Daha çok beklersin, yala. Yalla dur, yalla dur, avucunda yalla. Ya bu ne ananı sikiyim bu ne? Ya bunu valla şikayet edeceğim ben amına koyayım. Yemin ediyorum şikayet edeceğim bunu ya. Ben gerçekten ya, harbi yazsak kanka TikTok falan bu ya. Bu ne kanka ya? Bu ne Allah? Bunun olmaması lazım böyle bir ama bak. Hadi Twitch'te öyle ya da böyle halinimiz en büyük kazığı tamam mı? Hadi var oldu. Okey bu TikTok alemi bunu kaldıramaz ya. Vallahi kaldıramaz ya. Yala. Osman. Gidelim hadi sür. Güçlü ve görkemli. Doğuştan savaş. Ekibe bak herkesin yatara var kanka gözünü seveyim. Bir çetik küçük bir düzen verin kendinize Allah aşkına ya. Benim bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, Eray'la Ebo'nun bir sıkıntısı tabi. Tamam. Neyi var, neyi tamam, var okay. Lan bizim? Tamam, biz ne tamam. Yapmış olabiliriz? Bir anlatsın hadi bir anlatsın ona göre. Ya oğlum şu Z... Ne?
Bir şey diyeceğim. Benim hiçbir şeyim yok Kemal. Ne Z kuşağını anlatayım. Ya şu Y, Z kuşağının psikolojisini bozan adamlarsınız ya. Bak yemin ederim duası kabul edilmiyor. Hem o şete sor. Kim dese şu Türkiye'de sizin adınız verilir ya. Ya bro bir şey diyeceğim. Benim ben ne yaptım oturduğum yerden ya? Z sokağı mı dedin? Biz yapmayız oğlum. Yo biz Z kuşağının keyfini yerine getirin adamlarız bence. Ben şahsı olarak Z sokağı mı? Öyle mi dedim? Biz niye bu radyo yayınlarına döndük amına koyayım? Bir sen konuşun bir ben. Ya, siz aynı kulaklığı mı kullanıyorsunuz bir de? Yo bir mikrofonu kullanıyoruz. İki tane kulaklık var. Allah Allah iki mikrofon kullanabilir. Mal mısın sen? Geri zekalı sol PC'den de belki ben konuşuyor olabilirim. He olabilir doğru. Alo. Aaa! Asıl göt deliği geldi. Kemal sen bunu VR yayınını gördün mü? Bu ne yapıyor? Ne ya? Ne VR yayını? Oğlum. Üç tane dur atıyorum bekle. Adama nasıl film çekiyorum ben Müye köyünde? Üç tane kırmızı iç. 15 tane sarı içiyorum diyor amına kızım. Üç tane kırmızı iç. Aküzüm. Aküzüm. Üç tane kırmızı iç. Aküzüm spor. Kemal, şunu bir izlesene bura. Attım. Ne attım ananı? Ne yapıyor bu pezenek içeride? Porno mu izliyor ya? Bu çocuğu götünüyorsun 3 tane kırmızı iç. Ya bir dur bir dur. Bağırma abi yayını izliyorum amık. Lan tamam Enes bir şey diyeceğim. İki kere duyunca anlamıyorum. Ha pardon tamam buradan sessiz söyleyeyim. Benim şu IQOS'un orada şarj aleti vardı ya. Salonda şeyde girişte. O oynar başlı koltuk var ya onun yanında hemen. Fişin orada. Onu bana çekip getirsen C-type ucu. Adam ilk kez sohbet adam ilk kez sohbete katılıyor. Ananızı sikmeye geldim diyor. Banyo yemedi hala. Böyle bir şey olabilir mi? Anladım amına koyayım. Bu nasıl bir geliş ya yayın? Hüseyin valla rahat dur Hüseyin yapma. Ya Hüseyin bir şey de git ya. Ama belki Türk İş Deep Web'deki şey muhabbeti yapmış olabilir. Survivor Adası'ndaki vardı ya. Ananızı sikmeye geliyorum. He tamam o zaman Ebo kabul edelim o zaman anamızı. Ha, o zaman kabul et. Kabul okey o zaman. Tamam, oğlum neyin anamı ya. Sıkmış ya bir şey olmaz o zaman. Hiç katlanmıyor demiyorsunuz ki. Siz hep anlamıyor demiyorsunuz. Kemal aklımı açtın mı? Amına kodumu 20K izledim ki umurumda değil. Kim bak bir daha al şunu. Ben nereden her uyandığımda Moren'im öyle. Göremedim nereden şeyden. Atıyor ya. Oğlum chatten atıyor mu chatten? Yazmayın chatten. Özele bakıyordum özele bakıyordum. Ananı sikeyim. Heyecandan düşürdüm. Tamam, elindekini tamam, düşürdüm heyecandan. Enes'im sağ ol. Gel lan bir selam ver bakalım şey. Abi, selam ver bakalım. Verdin mi Eda'ya? He lan verdim değil mi? Oğlum nereye tıktık bunu ya? Ya Enes Akgüz'ün maskesi. Dün ben ne yaptım hatırlıyor musun? Kasası döktüm ya kasanın üstüne. Üstüne al döktün. Onu söyleme annem kızar dedim onu söyleme. Evde peçete bulamadık havluyu koydum üstüne saç havlusu. Kemal sen gitsen Enes gelsin biraz. Enes abi bizim maskesi. Seni çok gördük. Oğlum adam diyor ki asosyalim alışmam lazım diyor. İki gün benim yanıma ver. İki gün senin yanına vereyim çakal olsun çıksın değil mi amına? Adam efendi adam amına koyayım. Ya baba bu ne ya? Kırdım ya onu şey yapacağım diye. Oğlum niye öyle diyorsun ki? Yani yani normal bir görüntü var bence orada. Evet, orada bir sıkıntı yok kırık mı? Mal mal şeyler yapmayın artık amına koyayım. Baba bu normal şaka bir yapacağım görüntü. Diye. Evet bro. Değil mi amına koyayım? Neyin normal değil? Gayet normal. Hadi bir siktirin gitseniz ya. İşiniz gücünüz olmasın amına koyayım. Kafamı bulandırdınız amına koyayım ya 2 saniyede. Heyecandan düşürdüm. Elindekini düşürdüm heyecandan. Ya sen niye oyunla aşk yaşıyorsun oğlum? Abi gerçekmiş ama onu öğrendim biliyor musun? Gerçek miymiş? Orada da en son hareketi gördün mü ne yapıyor? Sarılıyor en son bir de. Titriyor oğlum. Heyecanlanmış bir de. Chat'i kapatsanıza bro. Ya niye kanka niye? Sövmeyin. Chat'i kapatmayalım. Ne güzel muhabbetteyiz, sohbetteyiz. Dursun yani. Kimse sövmesin. Birbirine bir laf etmesin. Kavga etmeyin. Bir şey olmasın. Yani Allah Allah anlamıyorum ki ya. Kafa sikerim anan diyor bak. Kanka bugün kanka, ya. Anlamadım ki benim. Kapatacağım gideceğim yayını ya. Allah Allah. Neden o bacaklar?
oluyor lan? Ve o değil. 50 santimetre uzunluğunda. Bu kadar tuhaf oranlara sahip bir hayvan nasıl bu kadar zarif ve asil olabiliyor? Sokup sokup çıkartıyorlar! Biriniz buna dur demeyecek mi? Ama burada tek bir yırtıcıdan çekiniyor. Aslında. Ya ne yapıyorsun ya? Besti ya. Amına koyayım, içmiş de yayın gerçekten açmış ya. Çok çok besti. Böcekler ağaçların öz sularından, yapraklarından ve meyvelerinden beslenir. Bu besin zincirinin başlangıcı sayılabilir. Ve peygamber abi, devesi de bundan yararlanmayı iyi biliyor. Merde bak, merde. Galiba bu ekibe giren şu kolyeye otomatik bu veriliyor kanka. Bu sembol olmuyor yani herif. Onu da bak ayıklamadım. Bundan çağrıda da var çünkü. Var mı öyle bir meme mi var? Olabilir oğlum, her şey olabilir yani. Biz de mi yapsak lan böyle? Kemal yaptıralım. Biz de hadi lan Kemal. Biz de böyle. Ne yapabiliriz? Boynumuza dövme yaptıralım, ortamlara hayır girerken hayırdır amına koyayım. Ya oğlum hayır. Boynumuza dövme yaptıralım, biz olduğumuzu tam bilsinler, dayak yiyelim amına koyayım her ortamda. Ekipten olmayan değilsin, anladın mı böyle hani o dövmeyi yaptıralım. Yüzük Kemal. Oğlum yüzük her, gitmez tamam, bana her ya. Her birimize bir yüzük. Bana ben gitmez boğazıma, baba baksana ben bir kendine müslen dövmesi yaptıracağım. Boğazına kendine müslen dövmesi falan yaptıracağım. Evet. Kanka yaptıracağım millet... Takipçi alıyor yani öyle. Oğlum bizim böyle bir ikonik bir şey bulmamız lazım, anladın mı? Onu yarama attırayım ama kene kadar yazarım. Cyber. Bak Allah belanı versin, anlamamaya başladım. Yemin ediyorum anlamamaya başladım. Bak şu cümleyi bir daha kur, düzgün kur bu sefer. Bro. Ah lan. Ne ah lan? Kene kadar bro. Ne kene kadar? Ne diyorsun ya? Dedim ki yarrama yaptırayım mı dedim kendimi. Ya keşke açıklattırmasaydım Allah'ım. Ben o konuyu açmadım. Oğlum aile izliyor bu saatte, aile. Alışın bunlara. Günümüz 2022'deyiz. Siktir git amına koyayım, 2022'de senin yarrağını mı dinleyeceğiz burada ya? Allah Allah. Ah lan içer. Zaten bu minik avcı kendi kadar büyük böcekleri kabuklarıyla birlikte parçalayıp tümüyle afiyet sindirebilecek bir beceriye sahip. Bazı ağaçların meyveleri kahverengi fareler gibi adaya son dönemlerde yerleşen sakinler için bulunmaz bir besin kaynağı. Aa, Buzz Lightyear var lan. Bende ne var? Satayım mı sana? Sonsuzluk boyu ötesine. Sende de mi var? Oğlum inanılmaz güzel bir de bendeki. Bundan şu daha büyük. Bende Woody'si de vardı. Odadan çıkıp bir anda giriyordum hareketi. Bende Woody de var. Onu satarım sana. Bayağı pahalıya aldım. Satarım yani. Ne yapıyorsun Cyber? Ben oğlum odadan böyle koyuyordum. Çıkıyordum. Bir anda bakıyordum oynadılar mı diye. Yes. Ya sizin ben var ya kafanızı sikeyim ya. Gerçekten pis. Dostum ben senin. Dostum ben sen. Ancak bu meyveler özellikle olgunlaştıkları dönemlerde bünyelerinde alkol oluşturuyor. Galiba bu arada Amazon Prime'da, Amazon Video'da Toy Story var. Oyuncak hikayesi var galiba. Onu izlesek mi lan bir gün? Oğlum her öyle yerde bir gece var. Yapalım. Her yerde var. Ya ban yiyeceğim aman okulum çocuğu, ban yiyeceğim. Her yerde var deme işte. Prime'da var, Video'da var, Amazon Video'da var. Allah Allah. Onları yiyen farelerin de başları dönüp ağaçtan düşüyorlar. Oh ya. Kız niye düşüyor? Türkiye'nin ya güneyinde şafak vakti. Tuttu bunu. Günaydın. Mersin limanının yükseklerindeki otluk yamaçlar. Günaydın. Devasa bir iştahı olan minik bir hayvan için gün yeni başlıyor. Bu sıcak yaz günlerini ya kilo olarak geçiriyorlar. Ya kanka harbi ya. Ya biz ne yaptık ya? Erkek tehlike seziyor. Alarm vererek koloniyi ölümcül tehdide karşı uyarıyor. Oğlum olur ha, bir şeyler çıkar bak. Galeta maymunları.
erkek galeda ailesini korumak zorunda kaldığında bir hayli yırtıcı olabilir. Savaşmaya değer olduğu gayet açık. Semant ailenin en sert üyesi. Aile reisi olarak otoriter olmak zorunda ve farklı görüşlere hiç de toleranslı değil. Ne? Götüm mü kuru? Götüm güzel. Götüm güzel. Götüme laf ettirmem. Bunu yapan başka bir maymun göremezsiniz. Son yıllarda şaşırtıcı bir hızla bozulmaya başlamış olmasına karşın bugün bile derinliklerinde akıl almaz bir zenginlik barındırıyor. Yüzlerce benzersiz kuş türü, binlerce ağaç ve çiçek, milyonlarca minik yaratık hapsedildikleri bu ekosistem içerisinde keşfedilmeyi bekliyor. Bu esrarengiz ve gür ormanın rutubetli toprakları arasında hala sayısız gizem ve sürpriz sisler ardında yatıyor. Açın diyor, bazen diyor, Twitch'i diyor, gezin diyor, arkadaşlar diyor. Top 10 kanala bakıp bakıp gitmesi değil diyor. Twitch'te neler neler var, ne fırsatlar var diyor. Hiç diyor, kimseyi diyor, değerlendirmeden, etmeden, fırsat vermeden. Bu 1.1 milyon mu izlenmiş lan bir günde? 1 milyona gezinin onları ise. Vay aman. Deli izlenmiş ha. Bot mu attınız?